Selamlar herkese. iPhone'u kullanıyoruz ancak özelliklerini sonuna kadar vararak kullanmıyoruz. Ya da iPhone'dan daha fazlasını elde edebileceğimizi pek bilemiyoruz. Bu sebepten dolayı zaten YouTube üzerinde bilinçli iPhone kullanıcısı adı altında bir oynatma listesi oluşturdum biliyorsunuz. Ki bilmeyenler de lütfen bu oynatma listesine bir göz atsın. Çünkü içerisinde gerçekten işe yarayacak iPhone ipuçları bulunuyor. Bu oynatma listesinde paylaşmadığım bazı bilgileri bu videoda paylaşacağım. Ya da bu oynatma listesini daha önceden görmediyseniz de iPhone kullanırken yapmış olduğumuz bazı hataları bu videoda dile getireceğim. Her fotoğraf için kamerada ayar yapmak gerekebilir. Aslında biz otomatikte çekiyoruz kamerayı kamerada. Ancak her fotoğraf için, her açı için, her ışık için farklı ayarlar yapmak gerekebilir. Ancak bu ayarlar beni aşan kısımlar. Çünkü fotoğrafçılık bilgi seviyem bu kadar yukarılarda değil. Ben de her zaman iPhone'u otomatik ayarlarda çekiyorum. Fakat iPhone'un kamera ayarlarında size bahsedebileceğim bazı şeyler var. Bunlardan ilki fotografik stiller. Fotoğrafik stillerle ilgili daha önceden de kanalda bir video var. İzlemediyseniz o videoya da göz atabilirsiniz. iPhone 13 ile birlikte hayatımıza girmiş olan bu özellik özelliği ben kesinlikle kapatmanızı öneriyorum. Çünkü bu özellik fotoğraf cihazınıza kaydedilmeden önce fotoğrafı filtre ekliyor. Ve siz bu filtreyi geri alamıyorsunuz. Fotoğrafın özgün haline geri dönemiyorsunuz. Çünkü fotoğraf bu şekilde kaydediliyor. Filtrelenmiş hali iPhone için özgün hali oluyor. Bence fotoğrafik stilleri kapatın ve sonrasında yazılım ile kendiniz filtre eklemek istiyorsanız rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ayarlar kamera video formatı içerisinden video formatını değiştirin. Varsayılan olarak burada farklı bir video formatı seçilmiş olabilir. Eğer saklama alanı ile ilgili bir derdiniz yoksa 4K 30 FPS ya da 4K 60 FPS çekebilirsiniz. Yani video içeriği üretici değilseniz 60 FPS de fazla gelebilir aslında. Eğer saklama alanı ile ilgili gerçekten problem yaşıyorsanız 1080 piksel 60 FPS ya da 30 FPS sizin işinizi rahatlıkla görebilir. Zaten kamera üzerinden video çekmeden önce bunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Yani her seferinde ayarları açmanıza gerek yok. Ayarlar kamera Biçimler menüsünden eğer Pro cihaz kullanıyorsanız Pro RAW'ı kapatmanızı öneririm çünkü Pro RAW sıkıştırılmamış fotoğraftır ve çok fazla ya da sıkıştırılmamış videodur. Çok fazla saklama alanı depolamaktadır, tutmaktadır daha doğrusu ve iPhone 14 Pro ya da 14 Pro Max kullanıyorsanız evet bu özellik kapalıken 48 megapiksel fotoğraf çekemezsiniz. Bunu ben de biliyorum. Ancak gündelik hayatta 12 megapiksel bence sizin için gayet yeterli olacaktır. Aynı zamanda Apple ekosistemi dışarısına fotoğraf ya da video gönderiyorsanız ayarlar kamera biçimler menüsünden en uyumlu seçeneğini seçmenizi öneririm. Çünkü en uyumluyu seçtiğiniz zaman fotoğraflar JPEG olarak kaydedilecektir. Benim gibi de en verimli olanı seçerseniz HEIC gibi Apple'ın kendi formatlarında fotoğraf ve videolar kaydedilecektir. iOS işletim sistemi bize denetim merkezini sunuyor. Denetim merkezinde gerçekten çok güzel araç takımları ekleyebiliyoruz. Çok güzel kısa yollar olabiliyor. Bu denetim merkezini kendi kullanma stilinize göre kesinlikle özelleştirin. Ayarlar denetim merkezi içerisinden kullanacağınız kısa yolları buraya ekleyin. Sıralamalarını değiştirin. Örneğin akıllı ev aksesuarlarınız yoksa ev denetimini kapatın. Boş yere burada yer tüketmesin. iOS 16 ile birlikte gelen odak modlarını kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Odak modları kestirmelerle aktive edilebiliyor. Belli koşullarda aktive edilebiliyor. Odak modları sadece arka planı değiştirmek için kullanılmıyor aslında. Odak modlarında çeşitli uygulama ve kişilerin bildirimlerini sessize alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz. Her odak moduna özel uygulama dizilimi ana ekrana koyabilirsiniz. Ana ekranda gösterilecek sayfaları seçebilirsiniz. Gerçekten odak modları aslında kullandıkça seveceğiniz ve özelleştirebileceğiniz şeyler. Kullanmanızı öneriyorum. Eliniz doluyken ya da bisiklet kullanıyorken ya da daha tehlikelisi araba kullanıyorken bir şeyler yazmanız gerekiyorsa kesinlikle yazmanızı önermiyorum. Ama illaki yazmanız gerekiyorsa dikteyi kullanmanızı öneririm. Özellikle yürüyüşlerde, spor sırasında dikte gerçekten hayat kurtarıyor ve Türkçeyle de iyi işler yapabiliyor. Noktalama işaretlerini algılayabiliyor. Sadece açık tane tane sakince konuşun dikteyi kullanırken. iPhone'un belki de en güçlü tarafı otomasyonlar ve kişiselleştirmeler. Belli rutinlerde yapmış olduğunuz işleri kişisel otomasyon yarat diyerek oluşturabilirsiniz. Kestirmeler ile bir menüde girip birden fazla ya da menüye girdiğiniz zaman işleri kestirmeye aktarın bu işlemi ve tek bir butonla, tek bir klik ile, tek bir tuş ile bu işlemi yapın kestirmeleri kullan. Kestirmeler güzel. Hatta internette çeşitli kestirmeler de bulabilirsiniz. Bunları da telefonunuza indirebilirsiniz. İlk olarak şunu kabul edelim. Artık günümüz şartlarında 5 GB'lık bir iCloud depolama alanı kimseye yetmez. Eğer 5 GB'lık bir depolama alanınız varsa fotoğrafların yedeklenmesini kapatın. Çünkü 5 GB'a hiçbir fotoğraf ya da video sığmaz. Artık o devir geçti. Benden size tavsiye iCloud saklama alanı alın. Eğer almayacaksanız fotoğrafları öncelikle kapatın. Onu söylemiş olayım. Ama saklama alanı almanın büyük bir rahatlığı sizi de oluşacaktır. Çünkü Saklama alanı aldığınız zaman cihaz siz fark etmeden her şeyle yedeklenecek. Yeni bir iPhone'a geçiş yaptığınızda ana ekran dizilimine kadar her şey inmiş olacak. Yani umarım başınıza gelmez ama çalınma işlemlerinde en azından verilerinizin güvende olduğunu bileceksiniz. Telefonunuzu üzüleceksiniz. Giden verilerinize üzülmeyeceksiniz. Ben 2 terabaytlık bir saklama alanı aldım iCloud'dan ve bütün ailenin iPad ve iPhone'ları buraya yedekleniyor. Büyük bir rahatlık ya. Eskiden babamın annemin telefonlarını tek tek bilgisayara yedekliyordum. Şimdi şarja takıldığı zaman otomatik yedekleniyor. Güzel bir olay. Eğer pil sağlığı ya da şarjınızın uzun süre dayanması için çok agresif bir politika ilerletmiyorsanız arkaya dokunma özelliğini açın. Arkaya dokunma özelliğini açtığınız zaman buraya kestirmeler, kamerayı aç ya da dediğim gibi uygulama üzerinden iPhone'un kestirmeler uygulamasından oluşturduğunuz kestirmelere kullanabilirsiniz. iPhone'un arkasına iki defa dokunmanız hızlıca veya üç defa dokunmanıza göre bazı işlemleri bu dokunmalara bağlayabilirsiniz. Bunun için de ayarlar, erişebilirlik, dokunma, arkaya dokunma menüsünden dokunma özelliklerini açabilirsiniz. 2 ya da 3 defa dokunma ve dokunulduğu zaman ne yapılacağını seçebilirsiniz. iOS işletim sistemine araç takımları yani widgetlar Android'e göre çok geç geldi. Bunun ben de farkındayım. Ama İyi geldiler, güzel geldiler yani işlevsel araç takımları var. App Store'dan indirdiğimiz uygulamaların güzel araç takımları var. iOS'un kendi güzel araç takımları var. Üstelik App Store'da 3. parti araç takımı geliştirebileceğiniz, oluşturabileceğiniz uygulamalar da var. Bence araç takımlarını iOS işletim sisteminde kullanın. E tabii ki bunları fazla kullanmak ana ekranınızın karışmasına ve şarjınızın daha çabuk tükenmesine yol açacaktır ama belli bir düzeyde araç takımlarını ben kullanmanızı öneririm. Sizce iPhone kullanılırken neler eksik yapılıyor neler hatalı yapılıyor? Sizde kendi gözlemlerinizi aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.